Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere özellikle hafta sonunda hazırlayabileceğiniz sadece 5 dakikalık bir kahvaltı tarifim var. Hatta çayınız olduktan sonra bile bu kahvaltıyı hazırlayabilirsiniz. Bütün malzemeleri buraya hazırladım. Şimdi hepsini katıp karıştıracağım. 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, evimizdeki klasik bardaklardan, 1 su bardağı un, 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ya da çeyrek çay bardağı da koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tutam dereotu ya da maydanoz, arzu ederseniz ikisini de koyabilirsiniz. 1 tutam beyaz peynir, yani şöyle hemen hemen bir çay bardağı kadar ancak arkadaşlar. Özellikle beyaz peyniri birazcık katmanızı tavsiye ederim. Çok güzel lezzet veriyor. 1 kase kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı çok doldurmadan çörek otu, çay kaşığının sadece ucuyla, hatta biraz daha koyabilirim, hemen hemen bir çay kaşığı kadar kabartma tozu. Şimdi bu tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Önce şöyle kenar kısmında yumurtayı çırpayım. Çok katı yapmayın arkadaşlar. Bu kıvam gayet iyi. Spatula ile toparladım. Bunu kenara alayım. Tavanın içerisine teflon tava kullanıyoruz arkadaşlar. Ötekiler olmaz. Yapışabilir. O yüzden muhakkak teflon tava kullanın. Hatta ağzı kapaklı bir şey varsa çok daha rahat olur. Benim bunun kapağı yok ama bir şekilde halledeceğim. Şimdi hazırladığım karışımı içerisine döküp ocağın başına geçiyorum, pişiriyorum. Şimdi ocağa koyuyorum, altını yakıyorum. Altını kısıkta pişiriyoruz arkadaşlar. Sakın yüksek açmayın. Kısığa alıyorum. En büyük ocağın en kısığında pişirebilirsiniz. Benim bunun kapağı olmadığı için şöyle bir pasta tabağıyla kapatacağım ben. Sizlerin kapağı varsa çok daha rahat yapacaksınız. Şimdi hava almayacak şekilde kapağıyla kapattım. Üst tarafı kuruyana kadar size o aşamayı göstereceğim. Şimdi kısıkta iyice pişsin, ara ara bakacağım. Üzerinin kuruduğunu görünce ters çevireceğim. Hemen bakıyorum. Altını iyice kısıkta pişirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri kurumuş artık. Bu şekilde olduktan sonra çevirin. Gerekirse altını daha da kısığa alın. Ama bu şekilde kurumadan çeviremezsiniz. Bu sefer her yere yapışacaktı. Fırçayla üzerine hafif şöyle yağ sürüyorum. Çok değil, hafif. Yeterli. Fırçada kalan yağı sürüyorum. Şimdi hemen ters çevireceğim. Üzerini tekrar kapatıyorum. Şimdi öbür tarafına da ağzı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Tek tarafı, yani öbür tarafı pişmesi daha kısa süre arkadaşlar. Çünkü bu tarafını pişirirken biraz kuruması için, beklediğimiz için biraz daha zamanımız alıyor ama öbür taraf çok daha çabuk pişiyor. Gayet güzel kızarmış. Yeterli artık. Ocağın altını kapatıp hemen servis ediyorum. Gayet güzel kızardı gördüğünüz gibi. Hemen şöyle servis tabağını alıyorum. İçinin pişmediğini falan düşünmeyin. Gayet güzel pişti. Yumuşacık, pamuk gibi. İçi böyle unu biraz az koyarsanız yumuşak oluyor. Çok daha güzel. İçinin böyle cıvık olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Kaşarı bol olduğu için kaşardan dolayı böyle yumuşak. Ama tadı gerçekten çok güzel. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Tadına da baktım, gerçekten çok güzel olmuş. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.